Arduino kullanarak hassas terazi uygulaması gerçekleştireceğiz. Bu şemamız, bakın. Arduino bağlantıları var. Burada load cell'imiz bağlı. Burada hx711 modülümüz bağlı. Burada Arduino'muz var. Devremize bakarsak burada Arduino'muz var. hx711 modülümüz var ve load cell'imiz var. Bunun bağlantıları bu şekilde yapıldı. Şimdi ne yapacağız? Burada iki tane programımız var. Bu programlardan soldaki kalibrasyon için, sağdaki de ölçüm için. Soldaki programı kullanacağız ve sayılar bulacağız. Bakın mesela bu formüle göre iki tane değer bulmamız gerekiyor. Ratio ve offset değeri. Biz bu değerleri programda, ana programımızda nereye yapıştıracağız? Buraya yapıştıracağız ve buraya yapıştıracağız. Bu iki değer olacak. Bu iki değeri önce kurduğumuz devreden bulmamız gerekiyor. Bu işlemi yaparken de bir ağırlığımız olacak. Önce bunu yükleyeceğiz. Buna soldaki programı yükleyeceğiz. Kalibrasyon programını. Sonra bu cihazdan okuduğumuz değerleri buraya koyup ratio değerini bulacağız ve offset değerini okumuş olacağız. Bu işlemi yaptığımız zaman bundan sonra bu değerleri alacağız, buralara yerleştireceğiz. Buradaki weight değeri 1 kilogramlık ağırlığı koyup okuduğumuz değer olacak. Offset değeri load cell boşken okuduğumuz değer olacak. 1000 gram zaten sabit sayı. Kilograma göre, 1 kiloya göre kalibrasyon yaptığımız için 1000'i kullanacağız. 200 grama göre kalibrasyon yapmak istersek de 200'ü kullanacağız. Şimdi bu değerleri bulmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde soldaki programımızı devremize yükleyelim. Program yüklendi. Şimdi buradan 1 kilogramlık ağırlığı kullanacağız ve kalibrasyon değerlerini okuyacağız. Buradan seri monitörümüze bağlanalım. Şu anda okuduğumuz değerler. Şu anda gördüğünüz değerler offset değeri oluyor. Offset değeri. Buna ağırlık koyduğumuz zaman okuduğumuz değerlerde weight değeri olacak. Şimdi bu değerlerden bir tanesini alalım. Şöyle. Bunu kopyalayamıyormuşum. Buraya bir tanesini alalım. Buraya hesaplayalım. Offset değerimizi 831.12.08 olarak alıyorum. 831.12.08. Şimdi bir de ağırlık takıp değer okuyacağım. 1 kilogramlık ağırlığımızı gördüğünüz gibi buraya takıyorum. Taktım. Şu anda okuduğumuz değer de bizim weight değerimiz olacak. Buraya gelecek. Onu okuyalım arkadaşlar. 841.82.88. 841.82.88. Buradan bu işlemi yaptığımız zaman şöyle. Sekiz yüz
41 82 88 eksi 831 2 0 8 doğru oldu mu? 831 12 08 eşittir 107 1080 çıktı. Bunu da arkadaşlar 1000'e bölmemiz gerekiyor. Bölü 1000 dediğimiz zaman 107,08. Ratio değerimiz şöyle 107,08. Offset değerimiz de bu. Offset. Bu da ratio. Bunları şimdi ana programımıza gireceğiz ve ölçüm yapmaya başlayacağız. Bu ekranı kapatmamız gerekiyor. Ana programdaki değerlerimizi girelim. Buraya 831.12.08'i giriyoruz. 831.12.08. Alttaki kısma da buraya da 107.08 giriyoruz. Şu şekilde 08. Programımızı Arduino'muza yüklüyoruz. Yükleyelim. Bunu kapatabiliriz. Programımız Arduino'ya yüklendi. Yükümüzü alalım. Ekranımızın sayısını büyütelim. Puntomuzu 35 yapalım. Seri monitörümüzü açalım. Offset gerilimi sıfır ölçmesi gerekirken ölçtüğümüz gerilim. Şu anda ağırlığımı ölçüyor. Burada 200 gramlık ağırlığımız var. Bunu takalım buraya. Tam şöyle çizginin üzerine getiriyoruz doğru ölçmesi için. Sabitleyelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi 200 gram ölçüyor. Bir kilogramlık ağırlığımızı takalım. Bakın. Burada 1 kilogramlık ağırlığımız var. Hatta bunu da test edelim. Buradaki tartımızla gördüğünüz gibi 3 atalım buna da şöyle. Gördüğünüz gibi 1000 gram. Bunu takalım şimdi. 1 kilogramlık ağırlığımızı buraya takalım. Okuyalım. Sallanıyor. Durduralım.999 gram ölçüyor. 1 gramlık hata payımız var. Diğer ağırlığımızı da takalım. 200 gramlık ağırlığımızı da bunun
İçine koyalım. Şöyle. Şimdi 1200 gram ölçmem gerekiyor. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 1200 gram ölçebiliyorum. 1199. Programımıza bakalım. Programda neler var? Tekrar yazımızı küçültelim. 5. Programda gördüğünüz gibi neler var? Burada setup kısmı. Burada offset ve değerleri alıyoruz. Burada ilk başlangıçta boşken, yani reset atıldığında bir ölçüm yapıyoruz. Boşken bu ağırlığı offset ağırlığı olarak buraya kaydediyoruz. Kaydettiğimiz bu ağırlığı, bu değeri aşağıda ölçtüğümüz değerden çıkarıyoruz ve yazı yazdırıyoruz. Bu kadar. Yani programın hepsi bu kadar. Burada sıcak silikonla yapıştırdık bunu. Gördüğünüz gibi burası tam vida yerinden yapıştırmak gerekiyor. Bu şekilde güzel bir çalışma oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar.